Burada esnemenizi yapıyorsunuz. En az 20 saniye, maksimum 30 saniye. Hamstring kaslarını devreden çıkarmış oluyoruz. Yogacılar da kullanır bu hareketi ve çok güzel bir esnemedir. Hem meditasyon da sağlıyor. Biraz orada böyle süreyi uzatabilirsiniz isterseniz. Ağrı ya da uyuşma istemiyoruz hareket sırasında. Ve 2 ya da 3 set yapabilirsiniz. Mobilizasyonu arttırmak anlamında çok etkili bir egzersizdir. Yine bu egzersizi yaparken bele ya da kalçaya vuran herhangi bir ağrı istemiyorum. Ve günü mutlu kapatmak için güzel bir egzersiz. Egzersizlere başlamadan önce şunlara dikkat etmenizi istiyorum. 1. Bacağınızda ciddi bir uyuşma, ciddi bir ağrı ve akut bir şekilde yani yeni başladıysa eğer mutlaka bir uzman doktora görünmenizi tavsiye ediyorum. İkincisi, sırt üstü yattığınız zaman bacağınız 30 dereceden fazla kalkmıyorsa eğer, kuvvet kaybı varsa, idrar kaçırma varsa bu egzersizler size fayda etmeyebilir, aksine kötü yapabilir. O yüzden bunlardan herhangi birisi yoksa egzersizlere güvenle başlayabilirsiniz. İlk egzersizimizle başlıyoruz. İlk egzersizimiz bir esneme hareketi. Dizlerimiz bükülü. Ellerimizle dizlerimizden tutup kendimize doğru çekiyoruz. Burada şunu hedefliyoruz. Burada kalçayı da kullanarak omurgayı bu şekilde estetmek istiyoruz. Hafif bir estetme ve sonunda da bir germe yapacağız, stretch yapacağız. İki aşamadan oluşan bir egzersiz bu. Önce bu şekilde çekiyoruz. Yaylanır gibi Suudi Hanım. Evet. Biraz yaylansın. Evet. Burada omurga hareketliliğini arttırıyoruz. Mobilize ediyoruz. Ve sonrasında çektik ve bekliyoruz. Burada en az 20 saniye bekliyorsunuz. Bel bölgesini iyice esnetiyoruz. Ve bırakıyoruz. Mesela 1x10 yaptık şu an. Bu birinci setti. İkinci seti de aynı şekilde yine 10 kere bu şekilde sayıyorsunuz. 10 kere olduktan sonra burada esnemenizi yapıyorsunuz. En az 20 saniye, maksimum 30 saniye. Ve bırakıyoruz. Gelelim ikinci egzersizimize. İkinci egzersiz birçoğunuza hastanelerde, broşürlerde verilen bir egzersiz ama atladıkları bir şey var. Biz bu şekilde köprü egzersizi sizlere veriliyor. Kalçanızı kaldırın, indirin şeklinde bu şekilde veriliyor. Bunları herkes rahat yapamayabilir ve bu hareketleri yaparken bir daha kaldırır mısın? Herkes belinin çalıştığını düşünüyor ama burada belin çalışmasını istiyorsak, bel kaslarının gerçekten çalışmasını istiyorsak ayakları bu şekilde, önce bir kalçayı koyalım. Topukları bu şekilde pozisyonlayıp ayak bileklerini kendimize çektiğimiz zaman buradaki hamstring kaslarını devreden çıkarmış oluyoruz ve direkt bele yönelik bir egzersiz oluyor. Direkt bel kasları çalışıyor. Bakın. Ama bunu yaparken kesinlikle bel ağrısı istemiyorum. İki farklı şekilde yapabiliriz ama istediğimiz şekli bu. İlk şekli ayaklar yerde tamamen basarken herkesin yaptığı gibi ve iniyoruz. Burada en az 10 kez yapıyoruz bunu. Kalkarken omurgayı yuvarlaya yuvarlaya kalkmanızı isteyeceğim. Hareketten önce nefes almanızı ve nefes vermenizi isteyeceğim egzersiz boyunca ve tekrar yavaşça nefes alarak ineceğiz. Burada zorlananlar dilerlerse bacak arasına bir yastık koyabilirler ya da bir havlu koyabilirler. Şu şekilde havluyu alabilir miyim? İç bacak kaslarını devreye sokarsak eğer bel kaslarımız daha güçlü hissedecek kendisini ve daha rahat yapacak hareketi. Bu şekilde de bacak arasına konacak. Küçük bir top olabilir, bir havlu, bir yastık olabilir. En az 10 kez ve 3 set halinde bu egzersizi istiyoruz. Şimdi 3. egzersizimize geçiyoruz. Egzersizlere başlamadan önce hepinizin yapmasını istediğim bir esneme hareketi var. Bu germenin amacı bel kaslarını ve sırt kaslarını esnetmek ve hareketlerden önce sakatlanmayı önlemektir. Burada esniyorsunuz, alnınızı yere koyuyorsunuz, kollarınızı uzatabildiğiniz kadar uzatıyorsunuz ve kalçanızın yerden kalkmamasına özen gösteriyorsunuz. Burada da ne yapıyoruz? Omurgayı esnetiyoruz ve bekliyoruz.
Burada bir 20 saniye, 30 saniye. Burada beynimize de bir kan akışı oluyor. Yogacılar da kullanır bu hareketi. Ve çok güzel bir esnemedir. Hem meditasyon da sağlıyor. Biraz orada böyle süreyi uzatabilirsiniz isterseniz. Esnememizi sağladık. Özellikle bel fıtığı hastaları bacağı vuran ağrıdan ya da ayağa kalktıklarında, oturduklarında kalçalarındaki çok ciddi baskıdan söz ederler. Bu baskı neden olur? Şurada gördüğünüz, bakın, bu taşan fıtık sinirlere basıyor. Bu egzersizdeki amacımız şu. Biz omurgayı biraz ekstansiyona, yani geriye alarak, bakın geriye alınca ne oluyor? Aralığı biraz açıyorum. Burayı açtıktan sonra bunun gitmesine fırsat veriyoruz içeriye doğru. O baskıyı azaltacak bir egzersiz ve çok etkilidir bel fıtığı hastalarında. Bu şekilde ön kollarımız üzerinde duruyoruz. Eğer bu şekilde dururken bel ağrısı, bacak ağrısı hissederseniz karnınızın altına yastık koyabilirsiniz. Yastık desteği alabilirsiniz. Ona rağmen ağrı hissediyorsanız bu pozisyonu sonlandırıp direkt yüzüstü yatıp karnınızın altında yastıkla da bekleyebilirsiniz. Bu da başka bir seçenek. Eğer çok ağırsa durumunuz. Ama bu şekilde durabiliyorsanız 2 ya da 3 dakika burada beklemenizi istiyoruz. Konsantre bir şekilde 2 ya da 3 dakika burada duruyoruz. Ve burada dururken kürek kemiklerimizin içe doğru gitmesini engelleyeceğiz. Yani sırtımız dümdüz olacak. Boynumuz yine sırt omurgalarıyla aynı hizada olacak. Gözlerimiz bu şekilde mata bakıyor, yere bakıyor şekilde olacak. Ve bekleyeceğiz. 2-3 dakika. Bu 3. egzersizimizdi. Sıra geldi 4. egzersizimize. Bu da yine hem bel ağrısı çekenlerde hem de bel fıtığı hastalarında çok etkili bir egzersizdir. Yüzüstü yatıyoruz. Eller omuzlarımızın altında olacak. Buradayken öncesinde bir nefes alıyoruz ve nefes vererek geriye doğru kalkıyoruz ellerimizin üzerine. Bu şekilde evet. Kalktık ve burada 2 ya da 3 saniye bekliyoruz ve geri iniyoruz. Tekrar. Bunu yaparken de özellikle kalça iç tarafında yer alan ve iliakus iliopsoas adını verdiğimiz kasları hem esnetmiş oluyoruz hem de omurgayı mobilize etmiş oluyoruz. Fıtık hastalarına özellikle geriye doğru olan hareketler iyi gelir. Öne doğru olan hareketler fıtık hastaları için çok iyi değildir. O yüzden bu tarz egzersizleri onlara tavsiye ediyoruz. En az 10 kez yapıyoruz. Yaparken kesinlikle bacağı vuran bir ağrı istemiyoruz. Bel ağrısı istemiyoruz. Hiçbir şekilde ağrı ya da uyuşma istemiyoruz hareket sırasında. Ve 2 ya da 3 set yapabilirsiniz. Şimdi 5. egzersizimiz için emekleme pozisyonuna geliyoruz. Bazı hastalarda şu pozisyonu görebiliriz. Böyle hafif yana kaymış oluyorlar. Biz ona lateral shift diyoruz. Ama kim ne kadar vücut eğri olursa olsun emekleme pozisyonuna geldiğimiz zaman omurga inanılmaz bir şekilde nötrale, yani normale dönüyor. O yüzden bu tarz problemi olan kişiler de bunu mutlaka yapmalı. Onun dışında bel ağrısı çekenler, yine bel fıtığı olanlar zaten bu egzersizi mutlaka yapmak zorunda. Eller ve dizler aynı hizada, karnımızı içeride tutuyoruz. Ve buradayken öncelikle kedi deve egzersizimiz var. Nefes aldık, nefes verirken belimizi çukurlaştırıyoruz, başımızı geriye alıyoruz. Nefes alırken duruyoruz ve nefes verirken başımız aşağı giderken belimizi tümsekleştiriyoruz. Tekrar nefes aldım, düz bir pozisyona geldim. Ve nefes verirken başım geride, belim çukurlaştı. Tekrar nefes aldım, nötrale geldim. Ve tekrar nefes verdim. Bunu en az 10 kez yapalım. 1-2 set yapabiliriz bunu. Bir set de olur, 2 set de olur ama mobilizasyonu arttırmak anlamında çok etkili bir egzersizdir. Yine bu egzersizi yaparken bele ya da kalçaya vuran herhangi bir ağrı istemiyorum. 6. egzersizimiz zıt kol zıt bacak egzersizi. Yine emekleme pozisyonundayız. Bu da özellikle lumbopelvik stabiliteyi geliştirmek için, yani buranın stabilizasyonunu, belin kaslarının vücudu sabitlemesini güçlendirmek için müthiş bir egzersizdir. Nefes alacağız ve nefes verirken sol kol sağ bacak uzayacak mesela. Öne doğru uzatacağız. Bunu yaparken sırtınızda bir masa gibi düşünüp
Bu masanın üzerinde bardak, çanak olduğunu düşünebilirsiniz ve onları devirmeyeceksiniz. Düzeltelim. Bir saniye bekliyorsunuz en fazla ve diğerine geçiyoruz. Bu şekilde. Nefes aldım ve nefes verirken kolumuzu ve ayağımızı uzatıyoruz. Çok kalça hizasını geçmemize gerek yok. Direkt kalça hizasını da uzatalım. Evet, işte bu kadar. Ve son egzersizimiz, sırt üstü yatıyoruz. Yedinci egzersizimiz, rahatlamak için ve günü mutlu kapatmak için güzel bir egzersiz. Dizlerimiz bükülü. Burada kolları yana da açabilirsiniz, burada da durabilir, fark etmez. Buradayken, bu şekilde her iki dizimi bir tarafa çevirirken başımı da ters yöne çeviriyorum. Ve bir esneme sağlıyorum. Burada bir 10 saniye bekliyorum. Sonra diğer tarafa geliyorum. Yine baş ve dizler ters yönde. Esnememizi sağlıyoruz. Bir 10 saniye bekliyoruz. Hatta bazılarınız sabah uyanınca bu tarz hareketler yaparak rahatladığını söylüyorlar. Vücut istiyor çünkü bu tarz esnemeleri. Sizler de evde yapabilirsiniz. Bununla egzersizlerimizi sonlandırabiliriz. Bunu da kapanışta egzersizler bittikten sonra 10 kez yapmanız yeterlidir.